Günaydın saatlerimiz tam da 8'i gösteriyor. Aslı Kızmaz YouTube kanalı yorulmadı, usanmadı. Sizlere içerik çıkarmak için yollara düştü. Yolumuz Akyaka, yolumuz uzun. Ne yapacaksın? Ne yapacağım? Akyaka'da sizlere kitesporunu tanıtacağım. Bir de azmağa girme challenge yaparız bir İlker'le. Ama önemli olan size kitesporunu anlatacağım. Size bugüne kadar garip grup bir sürü spor anlattım. Bu sefer de kite. Ben kite'de bir 15-20 ders aldım ama hiç 15-20 öğrenemedim. 15-20 deme. 15-20 dersen 15-20 kere yapmışsın evet, gibi. Evet ders ay, aldım ama ders aldım. Gerçekten o kadar ders aldım. Dersini aldı yani. Alamadım ama yeteneksizim. Yapamadım. Bu konuşan arkadaş yapıyor. Yani kalkıyordu, gidiyordu, dönüyordu. Ya ben kalkmada kaldım. Ya kalkıp bir metre gidip aaa deyip böyle bırakma. Bugün size onlarımı canlandıracağım. Şimdi Akyaka Fort Kite Akademi'ye doğru yola çıkıyoruz. Bu arada bu videonun sonunda öyle bir sürpriz var ki. Oh ya. Hadi gidelim. Google Maps Akyaka. Akyaka, Akyaka. Bu arada arabanın aslında şeyi var da. Ne o? AirPlay falan. Ben çok net. Böyle telefondan bakmayı seviyorum. Evet, aç. Kaç dakika söyleyeyim mi? Kaç dakika? Oha! 1 saat 54 dakika. Hadi, hadi koçero. Öptüm, bay. Sporu yapanların buluşma noktası olan 400 metre sonra sola dönün. No 22 Riders Inn diye bir yer varmış. Oraya gidiyoruz. Biz de ilk defa gidiyoruz, göreceğiz. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım çünkü 5 senedir kite yapmıyorum. Kaç ders almıştın? 15-20. 100-200. Ya İlker sen deli misin? 3 sene üst üste buraya geldik ve kite yaptık. 3 sene üst üste kite şampiyonu oldum diyeceksin. Olmadı. Gibi oldu. Hayır yapamadım zaten, beceremedim. Gene becerememeye geldim yani. Becerememe üzerine kurulu bir şeyimiz var. Düzenimiz var. Benim olayım bu zaten. Bir şey yapıyorum ve beceremiyorum. Peki slogan olarak olmasa da olur diyebilir miyiz? Çok güzel. Olmasa da olur. Bu ikinci kitabın ismi de olur. Güzel oldu. Benden ne olur olmasa da olur. Yaparsın dedi. Hiç beni tanımıyor. 13 senedir kaykocalığı yapıyorum. 15 sene, 16 senedir de kayıyorum. Ve yani öğretemediğim insan yok, yok dedi. Evet. Bugün bir ilk olacak. Yaşasın. Tarihe geçeceğim. Her şeyin bir ilki vardır. Rüzgardan duyulmaz diye bağırıyorum. Şimdi Fort Kite Akademi'ye geldik. Konuşuruz bu oğlum. Kesin bunu kurgucu bey duymayacak zaten. Çok rüzgar var. Çok. Şimdi uçurmamızı hazırlayacağız. Bu uçurmamız, bu da varımız. Başlıyoruz. Evet, gidiyoruz. Sonra şişireceksin. Şişirmeyecek, şişirecek mi? Aslı şişirecek herhalde değil mi hocam? Siz niye değil mi direkt başlayın? Yok ama çok tembel işi bizdeki sistem ya. Pompayla şişirecek zannediyorum ya. Vay be. Aslı yine kazandı ya. İyisin Aslı. Bayağı iyi. Bunun adı var. Bunsuz kayıt yapamazsınız. Yap bakayım. Şöyle. Şöyle. Buradan soktu. Ya şurada malzemeci olamam ben yani. O hani o ipi çekersen bunu düğümü açmak için kullanırız. Şu ikisi. Anladın mı ne demek istediğimi? Çok eğleneceğiz. Şimdi böyle havalı kıyafetler giyiyorsun, borcu alıyorsun, bulutun falan. Sonra sana bunu veriyorlar. Kafayı bunu bir takıyorsun, bitti. Bitti yani hani bu. Şimdi benim de bu.
biliyorum. Hayat boyunca hiçbir şeyde birinci olamadım. Cesaretinden eser kaldı. Ne oldu? 15-20 ders. Dersimiz bitti. Nasıldım hocam? Çok iyiydim. Aşırı iyiydim değil mi? Çok iyiydim. Milli olur mu ya? Onu bırak. Keyif aldın mı? Yani süreç nasıldı? Eğlenceli ya miydi? Bir şey diyeceğim. Ben işte en son hamile kalmadan önce, yani 4 yıl önce kayıt yapmıştım. Ve unutmuşum o şeyi. Aslında sakin heyecan. Sakin olmayı. Sakin olmayı ve zaten yapamadım. Sakin kalamadım. Çok korktum. Ama aslında korkulacak hiçbir şey yok. Yani tek yapman gereken, ben 12'de tut onu. Hep 12'ye gel. Bir de şu yani ne olabilir? Su nasıl ve buran da su yani? Ne olabilir aslında? En fazla hoplattım bitti. Yani en... Bir şey olacağı yok. Evet. Onlar işte bizim bilinçaltımızda. Değil mi? Kodlama. Küçükten beri gelen şeyler. Peki bir soru. Sizce mesela ben geldim süper. Ben çok iyiyim de. Hani evet, mesela. Evet. Daha ortalama. Evet, geldim. Yüzmeyi biliyorum ama yani. Ve dedim ki kitesurf yapacağım. Beginner'ı kaç derste hallederim? Yani kaç gün arka arkaya gelmem lazım diyeyim bence. Ortalama bir insan suda tek başına kalacağı seviye 2 günde ya da 3 günde geçiyor. Ama bu kaççı oldu demek değil. Bu sahilde 6 tam günü geçer. Mesela 2 uzun hafta sonu geldi. Cuma, cumartesi, aha, pazar. Bundan 2 tane yaparsa artık sürmeye başlıyor. Biraz rahat olmak biraz lazım. Rahat olmak lazım. O zaman 6'ysa bu işin raconu, bu aslında videonun en güzel anına geliyorum. Sizden şunu istiyoruz. Fort Kite Academy hashtagini kullanacaksınız beyler. Instagram'a gideceksiniz. Fort Kite Academy'yi takip edeceksiniz. Ve yaz konseptli Fort Kite Academy hashtagiyle fotoğraflar paylaşacaksınız. Bu video yayına girecek. 5 gün sonra, tam 5 gün sonra yarışma bitecek. Biz seçeceğiz. Bir kişiyi getiriyoruz burada. Milli kaççı yapıyoruz. Yavaş. Peki biz neyi seçeceğiz? Fotoğrafları. Fotoğraf. Ne yaz konsept. Yaz konsept. Yani kartuz bile koyabilir. Flamingo, kartuz. Ne ister ama yani arka. Bize biraz daha yaratıcı gelir. Yani birazcık böyle. Biraz spora yakın bir şeyler, evet, falan. Bir tık ekstrem olun yani. İsteriz ya. Evet, isteriz. Evet. Ya yani birçok sporu yaparken 1000 tane şey hala aklınızda oluyor. Yani onu atamıyorsun. Ama burada başlangıç seviyesinde özellikle başladığın zaman gerçekten buna odaklı. İşte 12'de tut, 1'e getir, 11'e getir, onu yap, bunu yap. Yani o kadar. Saati de öğrenmemiz lazım. Evet, saati de öğren. Çünkü 1:10. Yani sadece onu düşünüyorsun ve her şeyi atıyorsun kafadan. Hipnotize edici bir şey. Evet. Çıkmayı gökyüzünde takip, evet, etmek. Meditatif diyoruz buna. Bazı derslerde görüyorum öğrencilerin alt dudaklar düşüyor. Öyle durumlar öyle oluyor. Öyle duruyorsun yani. Bir de doğaya karşı değil, doğayla birlikte bir şey yapmanın vermiş olduğu bence biraz şey. Keyif var, evet. Keyif var, evet, yani. Zaten Gökova'nın doğası müthiş, etkileyici. Yani bunun içinde spor yapıyor olmak benzer. Değil mi? Hadi siz biz de artık... gelin, siz de yapın. Evet, gelin. Biz birinizi seçeceğiz. Ama gelin, burada Fort Kart Akademi'ye geliyorsunuz. Ayşe hocam. Bilmiyorum hocam. Dünyanın en sakin kadını. Yani böyle o kadar sanki satranç öğretiyor. Yumuşacık, sakin, zaten izlediniz. Evet. Ayşe hocam, siz ne düşünüyorsunuz öğrenciniz hakkında? İsterseniz kendisini gönderelim. Çok memnunum kendisine. Bir daha görmek istiyorum. Evet, biz geleceğiz Eylül'de. Tam ideal öğrenci. 10 derste öğrenecek öğrenci. Her 5 saniyede. 50 derste öğrenecek öğrenci. Biz Eylül'de geleceğiz buraya. O kazanan arkadaş da belki Eylül'de gelir. Beraber kayarız. Yaz bak, kayma hareketi de bu. Hadi görüşürüz. Biz yol çıkıyoruz. Yemek yiyeceğiz, yol çıkacağız. Hadi bak. Azmağa gireceğiz. Çünkü azmağa giriyorsan yenileniyorsun. Cilde iyi geliyor, saça iyi geliyor. En önemlisi böyle bedene iyi geliyor. Yani ruhsal olarak yani bir anda böyle oh diyorsun. Çok iyi bir şey yani. Başka da anlatacak bir şeyim yok. Azmak. Azmağa gireceğiz. Burada da Gülşan var.
tam bir lady. O biliyorsunuz bütün yazları bilen bilir ki bence herkes biliyordur yani. Akyaka muhtarlığı yapıyor ama sadece yazın. Evet. Haziran Temmuz Ağustos'ta Akyaka muhtarlığı. Üşümekten hoşlanmıyorum. Üşümeyi sevki. Hangimiz üşümeyi severiz ki? Şimdi ben azma gireceğim. Bir kafa titremesi, bir dudak titremesiyle görüşürüz. Sen beni mi çekiyorsun? Kimi çekiyorsun? İkinizi de çekiyorum ben. Orada birini bulmuş, orada onu çekiyor. Ben azma giriyorum. Kendinize iyi bakın. Bak. Ve işte geliyor. Aslı kızmaz. Soğuk mu geldi? Otur istersen. Gençler görüşürüz. Sen buraya tutladın mı gittin? Ne yaptın? Oha, ayaklarımı hissetmiyorum. Kazdık kazanacak. Ayağıma batacak bir şey yoktu değil mi? Yoktur ama yine de dolanabilir bir şeyler. Atla. Atla atla. Fırsat bu fırsat, atla. Atlayamam. Ay ayağıma bir şey. Burada hiçbir şey yok değil mi kesin? At var at. Ay ayağıma bir şey elledi. Ben bence şuraya çömeyeyim. Ne dersiniz? Çömmek. Çömmek. Çorum yöresine ait. Şöyle girdik. Evet, sağ kendini tekerlere doğru istiyor. Aşkım çok sıvı orası. Atla. Kafan sok, kafan sok. Kafan sok. Girdi. Yaptı, yaptı. Kafan yaptı. Helal. Kaydımızı yaptık. Eski paslarımızı birazcık da olsa sildik. Yemeğimizi yedik. Azmağa girdik. Kahvemizi içtik. Bence hani bu hızlandırılmış turda yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Vallahi biz Akyaka eskiden çok sık gelirdik. Fakat ne olduysa bir müddettir gelmiyorduk. Bir 4 senedir, 4 yazdır gelmiyorduk ama ne kadar özlediğimizi anladık. Eylül'de tekrar geleceğiz. İlker'de ben de şu kayıt işine geri döneceğiz. İlker'in zaten board'u da var. Tekrar hatırlatayım. Ford Kite Academy hashtagini kullanıyorsunuz Instagram'da. Ford Kite Academy'yi takip ediyorsunuz. En böyle yaratıcı, tatlı, bir tık da derin dediğimiz gibi ekstrem bir şeyleri de işin içine katıyorsunuz. Fotoğrafları paylaşıyorsunuz. En sevdiğimiz fotoğraf sahibi de buraya geliyor ve kendine yepyeni bir hobi ediniyor. O hobinin adı da kite. Kite surf. Uçurtma surfü. Bakayım başka ne diyeceğim. Vallahi bir şey demeyeceğim. Biz eve gidiyoruz Bodrum'a. Çocuk bizi bekler. Bodrum'la Akyaka arası ortalama 1,5 saat. Geri dönüyoruz. Arabayı ya. Arabayla gidiyorsun geliyorsun. Pıt 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 pıt. O zaman bir sonraki videoda görüşene kadar. Goodbye.